Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde şişte patates kızartması nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarif de çok istenen tarifler arasındaydı. Bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar, tarife geçmeden önce şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Çok kısa bir süre içerisinde büyük bir takipçi kitlesine ulaştık. Böyle çok büyük bir aile olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada şu an 685 bin takipçideyiz. Ama 700 bin takipçi olduğunda çok güzel bir sürprizim var. Tabi daha önce de yapmış olduğum videolara benzer bir video çekmeye karar verdim. Böyle sizden gelen benim repliklerimi kullandığınız böyle özel bir video çekmek istiyorum. Bana şu an böyle bir sürü video geldi. Onları hep biriktiriyorum. Tabii şu saatten sonra da şu an 15 bin takipçi kaldı. 700 bine tamamladığımız zamana kadar yine sizden gelen videoları yine biriktireceğim. Yani hala gönderme şansınız var. Eğer gönderirseniz yine sizi de hep aynı şekilde 700 bin takipçiye özel videoda paylaşmak istiyorum. Şimdi başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin hepsini ayarladım. Şöyle de bir cihaz aldım, görüyorsunuz. Ve şimdi artık tarifin yapılışına geçiyorum. Patateslerimi yıkadım. Gördüğünüz gibi iyice kuruttum. Şimdi kabuklarından soyacağım bunu. Bu ince kabuklu patatesler gerçekten kızartma için çok uygun. Çok lezzetli oluyorlar. Şuna bakın, çok güzel de gözüküyor. Mis gibiler. Şimdi dediğim gibi bunların kabuğunu soyuyorum. Daha sonra cihazımın içerisinden geçireceğim. Patateslerin kabuğundan soydum. Şimdi cihazdan geçiriyorum. Bu cihazı ben 64 TL'ye aldım. Şöyle göstereyim. Yanında da şöyle 3 tane böyle tahta şiş gönderdiler. Tahta şişleri tutuyorum. Şu şekilde patateslerin içerisinden geçiyorum. Patateslerin içerisinden geçirdim. Şimdi de şöyle cihazıma yer açıyorum patates için. Şöyle geriye çekiyorum bunu. Cihazın şurada bir yuvası var zaten. Tahta direkt onun içerisine giriyor. Patatesi de şurada 3 tane dişli var. Dişliye sıkıştırıyoruz şöyle. İyice sıkıştırdım. İyice tutması gerekiyor buranın çünkü şöyle çevirirken. Böyle çevirme kolu var. Çevirdikçe göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Ve artık görüyorsunuz şekil oluşmaya başladı. Çevirdikçe kesiliyor zaten. O da bıçağı var bunun. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor gerçekten. Muazzam bir şey ya. İzlemesi bile zevkli bunun. Olay işte budur. Daha sonra yapacağınız işlemi söylüyorum size. Şöyle her tarafına yaymanız gerekecek. Böyle ara ara boşluklar olması gerekiyor. Güzel bir şekil elde etmeye çalışacağız. Şöyle yayarak. Aynen gördüğünüz gibi. Çok kolay bir işlem. Böyle her tarafına yayıyorum. Aralarda boşluklar bırakıyorum. Çünkü bunu kızartacağımız için her tarafına böyle yağın işlemesi gerekiyor. İyice kızsın diye. Şuna bakın, çok güzel oldu. Her tarafına da yaydım. Şimdi diğerlerini de böyle yapacağım. Şöyle bir tane daha patates aldım. Şu uç kısmına kadar getirdim. Ve göstereyim şöyle. Şu iç kısımdan geçiriyorum. Yaptığınız işlem inanılmaz basit. Şu yuvasına iyice oturtturdum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yapacağınız işlem ne? Şöyle patatesi iyice bastırıyorum. Şu dişlilere otursun diye. İyice dişlisine de bastırdım bunu. Şimdi artık bunu çevirebilirim. Evet, gördüğünüz gibi olmaya başladı. Çok da kolay, rahat bir şekilde çeviriyorsunuz. Şunun güzelliğine bakın. Hiç zorlanmıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde kesiliyor. İşte olay budur. Bu kadar basit. Şimdi de bunu yerinden çıkaracağım. Şöyle tutuyorum ve çıkarıyorum. Olay işte budur. Bunu da her tarafına yayıyorum. Tutuyorum, yukarıya doğru çekiştiriyorum. Eğer fazla geldiyse bir iki tanesini çıkarabilirsiniz. Şöyle tutuyorum, yayıyorum. Bu da tamam. Bunu da kenara alıyorum. Bir tane daha yapacağım bunun gibi. İnsan izlerken gerçekten hipnoz oluyor ya. Bunu da yaptım. Şimdi bunların hepsini suya ekleyeceğim. Yani burada amacımız üzerlerindeki o fazla nişastayı almak, daha böyle çıtır olmasını sağlayacağız bu sayede. Şöyle bir kabın içerisine su ekledim. Şimdi bunun içerisine de bir parça tuz ekleyeceğiz. Şöyle fazla nişastasını salmaya yardım edecek bize. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle bir parça karıştırıyorum. İyice tuzu her tarafa eşit bir şekilde yayılsın. Homojen bir şekilde her tarafa yayılsın. Şimdi artık patatesleri bunun içerisine ekleyebilirim. Ve bunu 10 dakika bu şekilde kendi haline bırakıyorum. İyice bir nişastasını salmasını istiyorum. Bunlar 10 dakika boyunca bu şekilde suda bekledi. Şimdi suyunu süzeceğim ve patatesleri kurutma işlemine geçeceğim. Şöyle bir parça da sudan geçiriyorum. O üzerindeki hem tuzu çıkmış olacak hem de o üzerindeki kalan fazla nişastasını salacak. Şöyle hepsini tutuyorum ve tek tek çıkarıyorum artık. Bu kadar yeterli.
Az da suyunu süzün şu şekilde. Patateslerin banyosunu yaptırdık. Şimdi de şöyle kurutuyoruz. Üzerlerini kapatacağım. Bir 5 dakika bu şekilde bekleyeceğim. İyice kurusun. İyice kurudu. 5 dakika beklettim. Şimdi bunu açıyorum ve bir borcamın içerisine ekleyeceğim. Buzluğa atacağım. Şöyle tek tek borcamın içerisine ekliyorum bunları. Şöyle göstereyim size. Aynen bu şekilde. Şimdi bunu buzluğa veriyorum. Buzluğa vermemizin nedenini söylüyorum size. Buzlukta kalınca bu bir parça donacak. Böyle kızgın bir yağla birleştiği zaman böyle çıtır çıtır olacak. Tam istediğimiz kıvamda olacak. Yani amacım patateslerini çıtırlaştırmayı sağlamak. Bunlar olana kadar, bunlar donana kadar ben de yağı kızdırmaya başlayacağım. Tam tamına 25 dakika oldu. Şimdi bir 5 dakikamız kaldı. Yani bunu yarım saat bu şekilde buzlukta bekleteceğiz. Bu donana kadar, o 5 dakika donana kadar da ben de yağı ekleyeceğim. Yağı iyice kızdıracağım. Şimdi tencerede yağı kızdırmaya geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Yağı sakın az eklemeyin. Çok eklemeniz gerekiyor. O patateslerin seviyesini geçmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Yağımızı ekledik. Bunu şimdi iyice kızdırmak gerekiyor. Sakın böyle tam kızmadan patatesleri içerisine eklemeyin. Tam tamını 30 dakikadır bekletiyorum. Şimdi dışarı çıkaracağım. Yağımız da iyice kızdı. Şimdi artık patatesleri bunun içerisine ekleyebilirim. Şöyle göstereyim. Kızıp kızmadığını şöyle kontrol edebilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Dikkatli bir şekilde ekliyorum. Olay işte budur ve hepsini bu şekilde çevire çevire kızartacağım. Görüyorsunuz ufaktan pişmeye başladı. Şu iyice kıtırlaştı. Bunun biraz daha ihtiyacı var. Bunun da aynı şekilde. Bunu şimdilik çıkarıyorum. Şöyle çubuğundan tutuyorum ve bir parça böyle bekliyorum. Biraz yağını süssün ve daha sonra peçetenin üzerine ekliyorum. Aynen bu şekilde ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Üçünü de kıtır kıtır yaptım. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bunların üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olayı tamamen size kalmış. Ben kendime göre baharatlar ekleyeceğim. Benim size mesela toz biberim var. Toz biberimden üzerlerine gezdiriyorum şöyle. Acı sevdiğim için bir parça fazla ekledim. Şöyle sarımsak tozum var. Sarımsak tozu gezdiriyorum üzerlerine. Oh mis gibi. Şöyle kurutulmuş soğan ekliyorum. Bunlar sıcak olduğu için üzerine yapışacaktır zaten. Benim vazgeçilmezim kaşun baharatı. Şöyle üzerlerine serpiştiriyorum. Mis gibi koktu ya. Hafif de böyle ekşilik gelsin istiyorum. Böyle ekşili baharat çeşnisi bu. Limon pepper çok güzel, çok lezzetli. Benim çok hoşuma gidiyor. Bundan da üzerine serpiştiriyorum. Biraz da kaya tuzu ekliyorum. Tuz eklememiştim zaten bunlara. Şöyle tuzunu da ekledim. Biraz da beyaz karabiber ekleyeceğim. Bunun yerine normal karabiber de ekleyebilirsiniz. Ben beyaz biberi tercih ettim. Bunları iyice şöyle yediriyorum. Her tarafına yesin istiyorum. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Böyle iyice gezdirin. Şunların çıtırlığına bak. Duyuyorsunuz sesleri belki. İyice çıtır çıtır olmuşlar. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini tutuyorum ve... Çıtır çıtır olmuşlar. Ya bu eklediğim baharatlarla efsane bir şey olmuş bu. Çok iyi. İsterseniz böyle yaparsınız. Tutarsınız. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. İsterseniz böyle ağzınızla çekiştire çekiştire bunları bu şekilde tüketebilirsiniz. Çok iyi. Çok beğendim ya. Çok keyifli yemesi. Çok başarılı ya. Nasıl da çıtır çıtır olmuş. Şuna bakın cips tadında. O limon pepper buna efsane bir lezzet katmış ya. Şöyle devam edeyim. Ya şunun görüntüsüne bakar mısınız? Ya görüntüsü bile yeter ya. Şuna bakın cips gibi. İnceliği muhteşem. İp ince. Bu da cips olması için önemli bir katkı sağlıyor. Yaptığımız yöntemle de bildiğiniz o dışarıda satılan cipslerin birebir aynısı olmuş neredeyse. Çünkü buna baharat da ekledik. Gördünüz.
O baharat sayesinde tam o dışarıdan böyle sanki aldığınız Lay's, böyle baharatlı Lay's oluyor ya, onun gibi olmuş resmen. Ya biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.